12 Eylül 1980 darbesinin bir numarası Kenan Evren Savcılık ifadesinde şok bir açıklama yaptı. Darbe yaptığı için pişman olmadığını belirtti. Bugün aynı olaylar yaşansa yine darbe yaparım dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren tam 31 yıl sonra ifade verdi. 2,5 saat boyunca darbeyi neden ve nasıl yaptığı sorgulandı. Kısıtlı süre içerisinde Evren soruları kısa ve geçiştirici ifadelerle cevaplandırdı. Darbe kelimesini ise hiç ağzına almadı. Onun yerine müdahale demeyi tercih etti. Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen Evren'e 12 soru sordu. İlk soru neden darbe yaptınız sorusu oldu. Evren kan durmuyordu dedi. Ülke çok kötü durumdaydı. Polis ikiye ayrılmış, dönemin başbakanı Nihat Erim, generallik yapan Kemal Kayacan öldürülmüş, ülke çıkmaza düşmüştü. 1979'da dönemin Cumhurbaşkanına ülkenin gidişatı hakkında bir mektup verdik ama kan durmuyordu. İç savaşın eşiğine gelinmişti. Çok bekledik ama mecbur kaldık. TSK'nın İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi gereği ülke yönetimine el koymak zorunda kaldık. Devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. Başsavcı vekili görüşen Evren'in bu açıklamasından sonra ilginç bir soru yöneltti. Darbe yaptığınızı ilan ettiğinizde terör bir günde nasıl bitti dedi. Evren ise siyasilere yüklendi. O siyasilerin Süleyman Demirel'in söylevidir. 12 Eylül'de sokağa çıkma yasağı vardı. Sonra bir süre devam etti. İstihbarat birimlerine ve kaynaklarına ancak ulaşabildik. 6-7 ay sonra olaylar durulabildi. O tamamen siyasilerin ürettiği laflar. Peki evren darbe yaptığı için pişman mıydı? Hiç pişman değilim. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım. 12 Eylül 1980 öncesi ülkenin durumu şu an gözümün önüne geldiğinde tüylerim ürperiyor. Yetkim olsa, bugün aynı olaylar olsa yine yaparım. Başsavcı Vekili Maraş katliamı ve 1 Mayıs olaylarını hatırlatıp darbeye zemin hazırladınız mı diye sordu. Evrense olaylar kendi kendine gelişti, tertipte bulunmadık dedi. Evren, savcının darbe yapmak için yurt dışından destek aldınız mı sorusuna da hayır diyerek cevap verdi. Gelişen toplumsal olaylar karşısında bütün kuvvet komutanları ile birlikte darbe kararı verdiklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de izin almadıklarını belirtti. İfadesi 21 sayfa tuttu.